Dünkü video tam tamına 300 milyon sevgi büyüsü basmışsınız. Helal olsun lan size. Bugün de sizlerden tam tamına 500 milyon sevgi büyüsü istiyorum. Her bir like 1 milyon sevgi büyüsü. Hadi arkadaşlar birer like atın dolara zam gelmeden. Ve abone ol butonunu yumruk atıp zilini parçalamayı unutmayın. Eğer bunu yaptığınız takdirde büyü masasını elde edeceksiniz. Ve kendinizi daha fazla sevgi büyüsü kasabileceksiniz. Evet sizleri seviyorum dostlar. Daha fazla XP kasmaya ne dersiniz? Aynı zamanda like atan herkese tombi hediye. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken ayar zorluk zorda kalacak. Oyun kuralları kısmına geliyorsunuz. Öldükten sonra envanteri kuru etkinleştiriyorsunuz. Doğum koduna küçük harflerle bendi yazıyorsunuz. Dünyamızı oluşturabiliriz. Ve şu anda Minecraft'ı bendi sildiğine girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın gerçekten videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkat izleyin. Benim dikkatimi ilk çeken şeylerden birisi bu koyunun garip tepkileri. Arkadaşlar siz bu şeyde girdiğiniz zaman etrafınızda birçok koyun göreceksiniz. Ama bu koyunlardan bir tanesini dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum, tamam mı? Çünkü gözleri yeşile dönüşüyor. Bildiğin yemyeşile dönüşüyor. Ve Minecraft'ta bu imkansız bir şey. Çok ama çok dikkat izleyin. Birincisi, evet bu. Anlattığım şeyin birincisi buydu. İkincisi gizli bir denek odası. Hayvanların üzerine denek odaları var arkadaşlar. Bakın hayvanların üzerine diyorum. Bu bendilen karakter bu denek odasının içerisinde gizli büyüleri yapıyor. Bu saklı büyüler arkadaşlar. Kimse bilmiyor ve sadece bu site bunları bulabiliyorsun. Bu site bunları keşfedebiliyorsun. Şimdi çok ama çok dikkat izlemeni istiyorum. Fark ettiyseniz burada çok fazla koyun var değil mi? Sadece koyunların üzerinde bu deney uygulanmıyor ve bendinin aslında bir koyun olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Ben şimdiden sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok gizemli olaylar var burada. Şimdi benim dikkatimi ilk çeken şeylerimiz çünkü sabahtan beri meme istiyor sanki bu. Ben gel sana meme vereceğim. Gel meme vereceğim. Gel al meme. Al meme. Bak terbiyesine bak. Hala meme diyor. Her neyse. Şimdi arkadaşlar logo logoya bir kenara bırakalım. Burada bir tane denek odası var. Bunun içine gireceksiniz. Ama ve lakin. Bakın arkadaşlar bakın burada tuzaklar var. Görüyor musunuz? Bunları kesinlikle kırmanız lazım. Bu yüzden elime tahtadan bir tane kazma çekeceğim arkadaşlar. Çok ama çok dikkat. Zeyli de ilk gif gibi videoyu başından sonuna kadar haçakla banu merzumanlık görseniz yorumlara damlıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 3 tane olur mu? Hatta 4 oldu. Alımı aldım ve az daha basıyordum. Az daha basıyordum. Bastın mı? Oğlum ses geldi. Daha basmadan ses geldi yalnız. Bir dakika basmıyorum. Sakın basmıyorum arkadaşlar. Eğer basarsanız Minecraft'a bambaşka bir portal açılıyor. Eğer basaydın zaten burası Minecraft toprak biyomu değil bambaşka yerlere çıkmış oluyorduk arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin şimdi. Bakın şimdi hemen çalışma masamı çektim ve hemen elime alıyorum. Şuraya da çektim. Şimdi çubuğumuzu da çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane çektik. Şöyle hemen tahtadan kazmamızı hazırladık. Burayı kırıyoruz arkadaşlar. Bakın burayı da kıracağız. Ama buranın alttan geçeceksiniz arkadaşlar. Bakın eğer bunları yapmazsanız buraya giremezsiniz. Bakın yine sesler giriyor ve garip garip sesler. Minecraft'ta bu sesler yok arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz arka tarafındaki kapı açık. Yani bizim arka tarafından girmemizi istiyor. Bu tarafı bilerek kapatmışlar. Çünkü gizli bir şifre var arkadaşlar. Tam olarak şifrenin yeri burası ama buradan açamazsanız. Ben buradan çıkacağım abi. Bir taraf zaten açık. Zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bu taraf zaten açık. Aha bak. Yeşil demiş değil mi? Ben sizlere yeşil demiştim şeylerden bir tanesi. Bak buradan giriyorum. Gördüğünüz üzere hayvanların üzerinde insansı bir lanet deneyler uygulanmış. Burada kızıl taşlar falan bak. Deneylerin olduğunu buradan öğreniyorsun arkadaşlar. Bak iksirler falan kullanıyor demiştim ya size. Alın size saygılık iksiri. Burayı da açıyorum şimdi. Açık zaten. Burada sandık falan yok. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar denek odasının uygulandığı yer ve herkes ölmüş fark ettiyseniz. Burada birisi ölmüş. Bu ölenlerden bir tanesi Steve fark ettiyseniz arkadaşlar. Yani bizim karakterimizin yıllar yıllar önceki hali. Bu site yaşanmış hikayeler arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edeceğiz. Zaten bu yaşanmış hikayeleri sizlere anlatıyorum bu seyitte. Hadi lan oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Abi gelen şey neydi şu an? Bakın bak bak. Görüyor musunuz? Şu an Minecraft karakterinin başı döndü. Benim şu an takip ediyor. Ben gidiyorum abi. Orada bir tabela vardı fark etmişsiniz arkadaşlar. Şimdi gizli oraya bakacağım. Tamam bak orada ne yazıyor? Kasabaya git. Fark ettiniz mi? Kasabaya git yazıyor. Sanırsam kasaba da bu tarafta arkadaşlar. Çok dikkatli olalım. O horoz gibi şey. Horozun hemen kötü düşmanı sanırsam o. Şu zayıflık ikisini şuraya atmak istiyorum. Bana bulaşmasın. Ben ileri doğru gideceğim arkadaşlar. Kasaba burası zaten. Büyük ihtimalle Erdal Bakkalı. Biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta sizi dinlediği için. Alın. Aynen. Zümrüt abi burada. Arkadaşlar Minecraft sizi dinlediği için değişik değişik olaylara tanık oluyorsunuz. Leyla ile Mecnun'u izliyorum ve girdiğim her site'de aha bak gördüğünüz üzere Erdal Bakkal ne demişim size? Girdiğiniz her site'de izlediğiniz ya da duyduğunuz şeylerle ilgili görsellerde baktığınız görsellerle ilgili Minecraft'ta gizemli olaylar yaşamaya çalışıyorsunuz. Siz de bu gizemli olayları araştırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Erdal Bakkal hatta bir gözü de kör olmuş fark ettiyseniz ve haritasıcı bir şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şeyler Erdal Bakkal aslında pinti olduğu için zümrütleri buraya saklıyor. Şimdi benim dikkatim çeken olaylar bir tanesi. Burada bir tane kedi var arkadaşlar. Kedinin yanına doğru gidiyorum. Bu kedi evcilleştirilmiş bir kedi. Hatta ismi de Gafur.
Arkadaşlar az önce fark ettiniz mi? Denek odasının üzerinde kim vardı? Kim ölmüştü? Kimin kafası yoktu? Steve'in kafası yoktu değil mi? Yani Steve yıllar önce gelmiş bir Steve. Bu dünyada bazı şeyleri değiştirmiş. Birisi de bu kediyi evcilleştirmek olmuş. Ve kedinin ismi Gafur. Enteresan değil mi? Hemen ayağa kaldırdım. Hatta kedi buraya oturmuş. Bir tane daha kedisi varmış ve bu kara kedi. Ben kara kedileri hiç sevmem. Şu kedi çok tatlıydı. Bunun ismi de Sılık. Sılık. Kalk bakalım ayağa. Gel bakalım Gafur'la Sılık. Her neyse ileri doğru gidiyorum. Burada bir tane golem var arkadaşlar. Fark ettiyseniz golem bana bakmıyor. Şu an bana baktı. Arkasına bir şey var. Yalnız bir şey diyeceğim. Horozun elemanı yani en kötü düşmanı var galiba arkadaşlar. Bana çünkü bir şeyler fırlatıyor. Ve şu an benim başım dönüyor fark ettiyseniz. Minecraft'ta bunları nadir görüyorsunuz. Ben spam point'imi çekiyorum. Çektim. Dikkatli olmam lazım. Oğlum burada bu ne? Lan brokoli mi? Lan golemin ismi nasıl brokoli? Tövbe estağfurullah. Lan burada bir tane daha tabela var. Haçakla bağlı merdiven 285. Bu da bir şifre olabilir. Burada bir sandık var arkadaşlar. Açsak mı açmasak mı bilmiyorum ama biraz dikkatli olmamız lazım. Lan! Abi bu sandık tuzaklı bir sandık. Ama normal bir tuzak değil arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım. Bak fark ettiyseniz balgam gibi bir şey var. Ben sizlere defalarca söylüyorum. Bu tarz sandıklar bak. Ortasını görüyorsun değil mi? Rengi farklı. Bu tarz tuzaklı sandıklar yani içindeki ruh emilmiş sandıklar oluyor arkadaşlar. Eğer siz bunu açarsanız bu sandığı içindeki ruhlar dışarı doğru çıkıyor. Allah'a günün sihirli lambası gibi. Evet kedim ne yapıyorsun? Bıcı bıcım yapıyorsun. Evet kediler. Evet kediler sulardan hoşlanır arkadaşlar. Yanlış biliyorsunuz. Mantılar değil bunlar. Her neyse. Lan bir ses geldi. Abi ses geldi. Şunu açalım hemen. Lan oğlum bu ne? Hayat gibi bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır bu ne? Tövbe estağfurullah. Horoz elemanı hemen kötü düşman arkadaşlar. Vuramıyorum. Abim peşimden. Gel buraya. Gel. Vurdum. Vurdum sanırsam öldü arkadaşlar. Hala beni takip ediyor. Bir şeyler de var arkadaşlar orada. Dikkatli olmamız lazım. O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Yarın canımız kaldı. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Kedi bizi korumuyor ki abi. Suçlama açalım arkadaşlar. Evet bende kılıcı. Bende kılıcı mı? Ve inek var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada domuzu öldürmüşler. Oğlum ne kadar garip birisi. Lan hala horoz elemanı kötü düşmanı bana vuruyor. Bana sinirim bozdu. Golem bana yardım etsene. Bir dakika. Ha şimdi anladım bunu. Nasıl olduğunu. Gel buraya. Lan kediye vurdum. Hayır. Olmaz. Kediye vuramam. Arkadaşlar burada biraz saklamam lazım. Alırım. Evet öldürdüm. Evet arkadaşlar horozun elemanı kötü düşmanını öldürdüm. Ve görmüş olduğunuz gibi burada daha önce yaşamış insanlar var arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ay başım döndü yemin ederim ya. Burada bir tane kafa var. Hani diğer kedim ha tamam. Gafur'la Sılık burada yaşıyor arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ne biliyor musunuz? Önceki videoda size söylemişim. Orada bir tane daha kedi var fark ettiniz. Sanırsam onunki de Garfield ismi. Şimdi arkadaşlar bunlar yıllar önce Steve ile birlikte yaşayan köylüler. İşte bunlar putlaşıyor böyle. Haşakta barnum her zaman. Herametli şerametli. Büyük ahmetli küçük ahmetli. Olaylara çok dikkatli izleyin şimdi. İneklerin birisinin isminde arkadaşlar şifre yazıyor. Magnum şifrelerine benziyor ama daha farklı bir şifre. Bunu bulmamız lazım. Ama hangi inek bilmiyorum. Çok ama çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi Erdal Bakkal Kurtar ve bu tarafta ne var abi? Bu tarafa bakalım tarlada falan olabilir. Lan bu ne? Küçük İsmail abi mi? Hadi lan oradan. Nasıl ya? Ya bir dakika elimizde kova. Kova değil mi? Olta. What the hell? Abi dostum bu kova. Bu olta diye geçiyor arkadaşlar. Su kovası bak şimdi su kovası oldu. Herhalde koyunca olta mı oluyor? Yo. Tekrar abi ben yanlış mı gördüm? Videoyu 200 saniye geri alın arkadaşlar. Bu olta değil miydi elimdeki şey? Abiyi kurtaralım. Neden bu küçük İsmail abi? Çünkü tropikal hayvan olduğu için galiba arkadaşlar. Şimdi bu tarafa orada bir tane yaratık var diyeceğim de. Aa inek. Aradığımız inek olabilir. Şu ne? Bir şey var görüyor musun arkadaşlar? Çok çok dikkatli izleyin. Burada bir tane inek var ve onu kurtarmamı istiyor sanırım. Fatoş. Şifre bu arkadaşlar. Fatoş. Bakın inek ismi Fatoş arkadaşlar. Bunu kurtarmamız lazım. Ama şu su kaynağından kurtarmamız lazım. Önce bir şurayı bir kapatalım arkadaşlar. Şurayı kapattım. Ve Fatoş'u kurtarmak için kurtarma çalışmaları yapıyorum. Abi şurada şey var. Son balesi var arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Şimdi Fatoş'umu kurtaracağım. Arkama o ne lan? Bir şeyler yapıyor ama bilmiyorum ne yaptıklarını. Ben hayır alamadım. Bak şunu at. Bunun yerini ver. Tamam. Lan gelsene Fatoş. Fatoş şurayı kapatmamış dedim ben. Tamam burayı da kapatıyorum. Bak kapattığım şeyi geri geldi. Nasıl alıyor lan? Tamam her neyse. Gel hadi Fatoş. Seni kurtarman lazım. Fatoş biraz hızlı ol. Bu ne? Burada mı var ya? Allah kahretmesin. Evet burayı da kapatıyorum ve Fatoş'u kurtarmaya çalışmanız devam ediyor arkadaşlar. O ne lan? Bir ses geldi. Abi bu ne? Oğlum örümcek gibi bir şey var. Fatoş'u kurtaracağız diyecektim de. Oğlum o ne lan? Lan kedime mi vuruyorsun? Öldürdüm. Elinde ağzında bir şey vardı arkadaşlar. Bilmem ne. Çok değişik bir şeyin ismi. Bunu aldım toprağa. Buraya da koydum. Tamam. Şimdi şuraya da koydum. Nereden kapatacağız? Buradan mı kapatacağız? Bir dakika. Fatoş'u nereden kurtaracağız? Buradan kurtaracağız. Evet. Bunu da buraya koydum. Ve Fatoş'un suyu kurudu arkadaşlar. Suyunu kuruttum. Sonra Fatoş'u kurtardım. Evet. Ben kahraman oldum arkadaşlar. Kesinlikle like atmanızı istiyorum. Like bombası zaten yapın. Onlar ne abi? Hadi oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum daha olay yeni başlamış. Her ahmetlik şer ahmetlikler dalarken olay daha yeni başladı. Hadi buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizde kılıcımız var zaten. Bu kılıcımla güveniyorum. Şimdi korkunç bende nerede bilmiyorum. İleri doğru gidiyorum bakalım. Hop bir tane vurdum.
Bir tane daha vurdum ve öldürdüm. Evet, ben çok güçlüyüm gençler. Ve örümcekleri severim arkadaşlar. Çünkü tekrar söylemek istiyorum. Bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, örümcek Peygamber Efendimiz'i kurtardığı için seviyorum. Yoksa sevmem. Ben seviyorum. Bir şey diyeceğim. Bu diğer tapınaklardan biraz daha farklı tapınak ve ben bunu yine buldum. Abi bir şey diyeceğim. Bana niye saldırıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Evet arkadaşlar, içeri doğru gideceğim. Ama bize blok lazım. Bu yüzden blok toplamamız gerekiyor. Şu an toprağı topladım arkadaşlar. Bir tane daha toplayayım. Hatta iki tane daha toplayayım. Aynen, bir tane daha toplayayım. Hatta bu kadar yeter. Şimdi piramidin içine gireceğim. İçinde ne var çok merak ediyorum abi. Küçük İsmail abi, beni kurtar. Hadi dövüş, kapış. Hayır, bir dakika. Hayır, kedim. Yeme. Bir dakika, birbirini yiyecekler şimdi. Bunlar kediyle şey bir hisse atıyor. Neyse, ölsene gerizekalı. Ben seni öldürmek için vurdum. Her neyse. Arkadaşlar şimdi piramidin içine gidiyorum. İçinden ne var çok merak ediyorum. Çok ama çok dikkatliyim arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Bunları da yanıma çekiyorum. Ve bir dakika. Lav var. Umarım bu blok işe yarar. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Hadi. Koy. Hayır. Hadi lan oradan. Ben nereye geldim? Dostum ben neredeyim? Hayır, bu tuzakları çekin salak. Salak çekin şu. Allah belanı vermesin gerizekalı. Hayır demek istedim ama valiz tekrar yapmayacağım arkadaşlar. Bu sefer valiz tek yok. Zaten konuşamıyorum. Engelliyim çünkü. Her neyse. İleri doğru gidiyorum ve bu basınç plakalarını kırıyorum. Çünkü basınç plakalar şerefsiz arkadaşlar. Evet, kırdım. Bunun için ne var çok merak ediyorum. Lan haince bir tuzak hazırlamışlar bana. Yapamazsınız bunu ya. Abi korkudan ölüyordum, ağızda tuzağa düşüyordum ya. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Meşalemi alırım ben. At abi şunu. Evet, elimizi alalım ve ışık yapalım kendimize. Bunların gözleri niye böyle beyaz? Acaba çok mu bilgisayar oynamışlar? Gözleri kör olmuş arkadaşlar. Evet, orada bir tane sandık buldum. Sandığı açabilir miyim? Ama sandık tuzaklı. Bir dakika, ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam. Ben bunları kırabiliyor muyum? Kırılıyor. Lan. Oha. Tövbe estağfurullah. Bir dakika, ben bunu kıracağım çünkü içinde bir şey tuzaklı. Bildiğim bu tuzaklı sandık direkt. Valla TNT varmış. Bu kadar kolay mıydı? Ve sandığın içinde hiçbir şey yok. Hayalet sesi geliyor. Yanlış mı duydum? Nasıl ya? Hadi oradan. Abi korkarım böyle şeylerden. Yapmayın ya. Ne bu? Anırma. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan geri mi çıksak acaba? Arkadaşlar buradan geri çıkalım çünkü gerçekten korkmaya başladım ben. Kum yok mu başka? Evet, yeterince topladım. Hatta buna da gerek yok bence. Küçük İsmail abi bizi kurtarır buradan. Hadi Küçük İsmail abi, gidiyoruz. Ay Küçük İsmail abi burada kalma. Tamam, seni de alacağım yanıma. Neyse, Küçük İsmail'i kurtaramayacağız geri arkadaşlar. O yüzden kumla gitmeye karar verdim. Hayır, bunu al. Evet, buradan yukarı doğru çıkacağım ve bunları da kıracağım. Bunları kırmama gerek yoktu herhalde ya. Hala devam ediyorum. Evet, şu an çıkabiliyorum yukarı arkadaşlar. Bakın çok çok dikkatli izleyin. Gözümden kaçan şeyler olursa yorumlara kesinlikle damlayın. O sabah olmuş. Ama dikkat edin, yarım yanımız kaldı. Bir şey diyeceğim. Bana doğru geliyorlar sana. Hayır. Abi bir şey diyeceğim. Bence burada bitirelim çünkü ben bayağı bir korktum arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lol Live'da yayında olacağım. Devam edelim Lol Live'da. Bence çok iyi. Tam yerinde oldu. Sizleri seviyorum gençler. Her like 1,5 lira. Şaka yaptım. 11 lira değildi. Bay bay.